Evet. Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Yani zaten heyetlerimiz var. Bizim siyasi partiler ve STK'lardan sorumlu eş genel başkan yardımcılığı, eş sözcülerimiz var, komisyonumuz var. Belirlediğimiz heyet var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için öngördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir. Şunu daha açık söyleyeyim. Bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var. 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla açıkladık bunu. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik. Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz, bekliyoruz değil. Neler istiyoruz? Onu söyledik. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık. Bu konuda bir anlaşma, bir mutabakat oluşursa ortak aday da olur. Ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz altını masaya çağrı yapmışız da oturuyormuş, bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil. Bizim seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı çalıştığımızı da defalarca belirttik. Yani şunu söylüyoruz. Altılı masa bu yönteme yanaşmazsa ne yapacaksınız sorusuna defalarca şu cevabı verdik. En önemli seçenek kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız ne? Kendi adayımız şu anda oluşturduğumuz ittifaklar bu genişleyecektir. Genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla istişare edeceğiz, tartışacağız. İstişare etmek değil, tartışacağız, birlikte karar vereceğiz. Bu ittifakta doğrudan ve şeklen yer almayan bütün demokrasi güçleriyle istişarelerde bulunacağız. Kararımızı bu süreçlerden geçirerek vereceğiz diyoruz. Yani şimdi burada da esas meselemiz şu. Türkiye'de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak. Bunu istiyoruz. Ama hep söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda böyle bir mutabakatla oluşmuş bir adayla kazanılırsa bu hayırlı olur, iyi olur. Biz bunun için de gerekli yöntemleri önerdik. Toplumun bütün kesimlerine çağrımızı yaptık. O deklarasyon sadece hep böyle yorumlandı ya, öyle sanki altını masaya hitap ediyormuş gibi. Hayır. Biz o deklarasyonu toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde hazırladık. Bizim çağrımız bütün toplumsal demokratik kesimleridir. Biz bu karanlıktan çıkış için samimiyetle yol arıyoruz. Demokrasi ve barış üzerine bir gelecek, emek ve özgürlükten yana bir hayat kurmak istiyoruz. Sizin önceliğiniz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda muhalefetin ortak bir aday üzerinde uzlaşması. Altılı Masa'nın bu konuya yaklaşımını da göz önüne aldığınızda bir uzlaşma zemini görüyor musunuz? Altılı masada şu anda bir belirsizlik havası, altılı masadan bir belirsizlik havası esiyor diyelim. Çünkü kendi içlerinde henüz netleşmiş görünmüyorlar. Gelişmelere bakacağız. Yani bizim şimdiden bu olmaz, şu olur diye öyle kestirip atma lüksümüz yok. Esasen siyasal süreçler de, toplumsal olaylar da bu çerçevede değerlendirilemez.